Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca, ülkemizde ciddi derecede artış durumu olduğunu, normalleşmeye girildikten sonra vaka sayılarının arttığını, akabinde hasta sayıları, yoğun bakım doluluk oranlarının arttığına değinerekten, özellikle bunun böyle gitmeyeceğini, yakın zamanda salgının seyrinin değişeceğini ifade etti. Salgının bitme noktasında ise geleceği tarihleri dile getiren Bakan Koca özellikle yaz aylarını işaret ederekten Temmuz-Ağustos aylarında salgın konusunda daha rahat bir konuma geleceğiz. Bunu hep beraber hissedir durumda anlayacağız dedi. Özellikle vakalar artsa bile hasta sayılarının ciddi derecede artmadığını, ağır hasta sayılarının ciddi derecede artmadığına değinerekten bundan önceki dönemlerde hem hasta sayıları hem ağır hasta sayıları ciddi derecede artmış bulunmaktaydı. Vaka sayıları çok ciddi derecede artıyor. Ama bu ağır hasta sayılarına aynı oranda yansımamakta. Bu da aşının etkisi, bağışıklığın etkisinden kaynaklanmakta. Biz kurallara daha fazla riayet eder ve sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına daha ciddi bir şekilde uyarsak eğer bu salgının bitme noktasını, bitiş tarihini daha erkene alabiliriz. Yaz aylarının da gelmesiyle beraber Temmuz, Ağustos gibi aylarda salgının daha da hafifleyeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıl sonunda özellikle Aralık gibi, Kasım gibi aylarda salgının daha ciddi boyutta azalacağını ve hem hasta sayılarımızın, hem vaka sayılarımızın, hem de yoğun bakım doluluk oranlarımızın ciddi derecede düşüş yaşayacağını, bizim de rahatlayacağımızı, yasaklarında çoğunun kalkacağı yönde açıklamalar gerçekleştirdi Doktor Fahrettin Koca. Bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda ise özellikle Emre Afşin Kayıpmaz tarafından yapılan açıklamalarda salgının Eylül ayında daha da hafif duruma geleceği, bu tarihlerde ciddi derecede salgından artık şu anda yaşadığımız tabloları yaşamayacağımızı, hem vaka sayılarında ciddi düşüşler olacağını hem de hasta sayılarında ciddi düşüşler olacağını ifade ederken, o tarihe kadar aşılama oranı da ciddi derecede artmış olacak. Bu da bizim bağışıklığımızı kazandıracak. Önümüzdeki yıl içerisinde artık koronasız bir dönem geçirmek için ciddi derecede adımlar atılacaktır açıklamasını gerçekleştirdi. Önümüzdeki kış aylarından ve yaza giriş bahar aylarından itibaren koronasız bir Türkiye olacağını ifade etmiş durumda Emre Afşin Kayıpmaz yaptığı açıklamalara göre. Sizce salgın önümüzdeki Kasım Aralık aylarında ve Emre Afşin Kayıpmaz'ın açıklamalarına göre 2022 yılının kış aylarından sonra yaz aylarına doğru biter mi? Yoksa daha ileriki tarihlerde mi devamı sürecek? Özellikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda 2022 tarihinin aylarına kadar devam edeceği ifade edilmişti. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.